Malum hepimiz evlerimize kapandık kaldık ve dışarı çıkmamamız da gerekiyor. Doğada kal gibi linklerle saçma sapan dağ başına gidip fotoğrafları Instagram'da orada burada paylaşarak insanları da gaza getirmemeliyiz. Bunun da altını çizerek hemen buraya not düşüyorum. Tabii böyle günlerde başka çarelerimiz de var arkadaşlar. Trainer. Trainer'la pekala evde bisiklet binebilirsiniz. Bu hafta Bitwin Inride 100 Trainer inceliyorum. Evde bisiklet antrenmanı yapmaya karar verdiğinizde arkadaşlar önünüze birçok seçenek gelecek. İşte trainer mı, roller mı, sıvı dirençli, efendime söyleyeyim, manyetik dirençli trainerlar falan, kafanız allak bullak olacak. Şimdi bu konular başka bir videonun konusu. Ama siz diyorsanız ki ya arkadaş ben karantina günlerinde evde sadece hareket edeyim ve çok da cebimden para çıkmasını istemiyorum. Sadece kondisyonumu kaybetmek istemiyorum diyorsanız ve aynı şekilde sponsorunuz yoksa, size beleş iyi bir trainer vermiyorsa veya profesyonel bir sporcu değilseniz, kondisyon çok aşırı önemli değilse, yani nokta atışı yapmayacaksanız, InRide 100 sizin işinizi fazla fazla görecektir arkadaşlar. Kutunun içinden tabii ki trainerımızın kendisi çıkıyor arkadaşlar. Bunun haricinde kutunun içine bir de quick release koyulmuş. Bu quick release'i mutlaka kullanın. Çünkü bu quick release gördüğünüz gibi tam olarak trainerımıza oturuyor ve kendi bisikletinizin orijinal quick release'inin zarar görmesini engelliyor. Ve tam olarak oturduğu için de trainer'dan bisikletin çıkmasını yine engelliyor. Bunun haricinde bunun önüne şöyle kademe ayar yeri var. Bu kademe ayar yerinde ön gidona bağlamak için bir kelepçesi var. Bu kelepçenin de kalınlıklara, kullandığınız gidonun kalınlığına göre içine adaptörler konulmuş. Bu da bu kutunun içinden yine çıkıyor. Bir adet alyan çıkıyor. Kurulum için işinize yarıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor bir de. Bir de şimdi çıkmayan şeylere ve almanız gereken şeylerden bahsedelim. İşte şöyle bir ön teker pedi var. Bunu mutlaka almanız gerekiyor. Neden? Çünkü ön teker pedsiz kullanım falan bilmem ne, bunlar hikaye. Gidonunuzun, bisikletinizin sabit durması lazım siz üzerindeyken ve gidonunuzun oynamaması lazım. Bu yere sıkıca bastırdığı için hiçbir şekilde bisikletinizi sabitliyor, hiçbir şekilde oynamıyor. Bir de şurada görüyorsunuz bir adet trainer lastiğine ihtiyacınız var. Trainer lastikleri normal lastiklere göre çok daha kalın ve ısıya çok daha dayanıklı, aşınmaya çok daha dayanıklı lastikler. Bu yüzden canta takması çok kolay değil. Eğer ilk defa takıyorsanız sizi biraz zorlayabilir. Fakat bu lastikler neden kullanılıyor? Normal bir lastiği trainer'da kullanırsanız ev lastik kokusundan geçemezsiniz ve lastiğinizi aşındırırsınız. İşte bu trainer lastikleri bunların hepsini engelliyor. Bir de en önemlisi, trainerların genelde belli bir ses seviyeleri oluyor. Mesela bu trainer'da 90 kadansın üstüne benim dikkatimi çeken hafif bir uğultu yapıyordu. Bu uğultuyu aşağı komşunuza iletilmesini engelleyen altlarına matları satılıyor. Diğer yandan trainer'ın özelliklerinden biraz bahsedelim. Trainer'ımız şu şekilde kolayca katlanıyor arkadaşlar. 1,2 kilo gibi bir ağırlığa sahip. Şu şekilde kapatıp herhangi bir yere kaldırabiliyorsunuz. Bu konuda gayet başarılı buluyorum. Çok fazla yer kaplayan bir trainer değil. Ayrıca bu trainer 26 ve 28 tekerlere uygun olarak üretilmiş. Yani yol bisikleti ve 26 inç genişliğindeki teker, 26 inç çapındaki tekerler için sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Kurulumu basit arkadaşlar. Bisikletin lastiğini ve quick release'i taktıktan sonra şu az önce gösterdiğim yerden teker çapını seçiyorsunuz. Bisikleti bu şekilde getirip şurada, ben şimdi tek elle yaptığım için tabi biraz daha zor oluyor. Şu şekilde quick release'e oturtarak kilitliyorsunuz. Hemen ardından şuradan sıkarak bisikletinizi sabitliyorsunuz. Alt vidasından sıkarak trainer üzerindeki dönen kauçuk ve lastiğinizin birbirine temas etmesini sağlıyorsunuz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Bisikleti çok fazla kasmanıza gerek yok. Kaymayacak şekilde orta sertlikte sıkarsanız işiniz görülecektir.
Son olarak arkadaşlar 7 kademeli kumanda kolumuzu da gidonumuza sabitleyerek kurulum işlemini bitirmiş oluyoruz. Şimdi diğer önemli özellik trainerların yani trainerin üstüne çıktığınızda çok sıkıcı oluyor. Bu yüzden trainer'ı Zwift, KinoMap gibi uygulamalarla kullanıyoruz. Bu trainer'ın içinde bu yok. Fakat ekranda da görüyorsunuz dışarıdan satın alabileceğiniz hız ve kadans sensörüyle bunu Zwift, KinoMap gibi uygulamalarla kullanmanız mümkün. Bu ayrı bir videonun konusu. Bunu da ilerleyen zamanlarda çekip mutlaka sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu haftalık benden bu kadar. Rica ediyorum bu zor zamanlarda dışarıya çıkıp doğada saçma sapan fotoğraflar paylaşmayalım. İnsanları gaza getirmeyelim veya çıkıyorsak da arkadaşlar tek başımıza çıkıp geri gelelim. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz ve insanları evde tutamazsak maalesef birçoğumuzu kaybedeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.